Merhaba değerli arkadaşlar. Canlı ders ekleme ile ilgili toplu olarak canlı ders nasıl eklenir bununla ilgili bir video çekeceğim sizler için. Bu yaptığımız işlem ile bir haftalık dersimizi otomatikmen sisteme EBA'ya otomatik olarak yükleyebilirsiniz. Hatta aynı ders programını bir hafta ileri alıp tekrar diğer haftada aynı işlemi yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle Chrome'a giriyoruz ve Chrome eklentiler yazarak Chrome eklenti mağazasını açıyoruz. Chrome.google.com sayfasını açıyoruz. Burada EBA canlı ders ekleme yazıyoruz. Ve bakın EBA harici canlı ders ekleme. Tıklıyoruz buna ve Chrome'a ekle diyoruz. Evet, uzantıyı ekle diyoruz. Bu ekle uzantıyı Chrome'umuza, kendi Chrome'umuza ekliyor. Bu işlemi diye başka bilgisayarlarda yapmak, yani kendi bilgisayarınızda yaptıktan sonra başka bilgisayarlarda da yapmak istiyorsanız bu uzantıyı oraya da aktif etmeniz gerekiyor. Evet, bu uzantı şu an kayboldu. Şu uzantılar kısmına tıkladığım zaman, şu attach işaretine tıkladığım zaman, sabitlediğim zaman bu artık burada sürekli gözükecek. Bundan sonraki aşamada evet, map'imizi giriyoruz ve EBA'mızı açıyoruz. EBA'mızı açtıktan sonra evet, canlı dersler kısmı harici canlı ders ekle. Evet, harici canlı ders ekle oluştur menüsünde hemen eklentimize tıklıyoruz. Evet, bakın nasıl kullanılır. Burada nasıl kullanıldığı ile bilgi var. Bilgileri al kısmına tıklıyoruz ve bu sayfadaki açılır bütün kısımların, bütün buradaki canlı ders saatleri, işte uygulama, bütün derslerin bilgilerini kendi eklentiye ekliyor. Şu an buradaki bütün bilgileri sistem kendi içerisine aktarıyor. Bu aktarma internet hızınıza göre değişebilir. Ama çok uzun sürmüyor. Bunu da belirteyim. Evet. Bilgiler alındı yazısı geldi ve tamama tıklıyoruz. Evet. Bilgiler alındıktan sonra şimdilik bu sayfada işimiz bitti. Yani EBA sayfasında işimiz bitti. Şimdi niye geliyoruz? Şimdi tekrar bu E işaretine tıklıyoruz ve ders programı kısmına gelir. Tıkladığım zaman buradan bakın buradan isminiz çıkıyor zaten. Evet, tıkladığım zaman. Evet, ismimizi seçtikten sonra buraya EBA zoom linkimizi yapıştırıyoruz. Hemen bir tane zoom linkimi alayım sizin için. Show invitation diyorum. Şuradaki zoom kopyaladım ve yapıştırıyorum buraya. Şifremizi yapıştırıyoruz. 1111 diyelim. Evet. Bundan sonraki kısımda hemen birinci sınıftık. Hemen dersimizi ekliyoruz. Türkçe. Pardon. Burada sınıfımızı seçiyoruz. Özür dilerim. Burada bir A şubesi ders Türkçe seçiyoruz. Evet. Şu kısımda bugünün tarihi çıkıyor. 3.05.2021. Buradan ders saatimizi seçiyoruz. 9.10'dan başlayalım. Bugünün canlı dersi zaten yapılmıştı. Bu videoyu akşam çekiyorum ben. Yarın için canlı ders gelimiz 4'ünde. Evet, 9.10'da başlıyor dersimiz ve ilk dersimiz Türkçe. 1A şubesi bu şekilde. Katılımcı öğretmen isterseniz buradan ekleyebilirsiniz. Burada öğretmenlerin ismi çıkıyor. Açıklama yapabilirsiniz.
Evet, ikinci dersimi ekliyorum. İkinci dersimi eklediğim zaman otomatikmen bir sonraki saati ekliyor. 9:50-10:20 arasını. Evet, dersim yine Türkçe olsun. Bir sonraki saatimi ekliyorum. Yine bu sefer matematik dersim olsun. Burada matematik seçiyorum. Yine bakın 9:50-10:20, 10:30-11:10, 11 şeklinde. Bir sonraki dersimi ekliyorum. Bakın 11:10. Bir sonraki saat kaç saatimiz oldu? 1, 2, 3, 4. Evet, bu dersin ismini değiştiriyorum. Hayat bilgisi yapıyorum. 4. dersim. 5. dersimi ekliyorum. Evet, ismini değiştiriyorum. Müzik yapalım. Evet, 6. dersimi ekliyorum. Ve bunun ismini de beden eğitimi yapıyorum. Evet, ayın 4'üne derslerim hazır. Yani salı günkü derslerim hazır. Şimdi çarşamba günü dersimizi ekleyeceğiz. Evet, yine buna bir ekliyorum ve yani burada tarihi değiştiriyoruz. Ayın 5'ini yapıyoruz ve sabah ilk saatimizi yine ilk saat olarak yapıyoruz, 9:10. Ama dersimizin ismini de değiştiriyoruz, Türkçe. Yine ekleme yapıyoruz. İkinci saatimiz de Türkçe, üçüncü saatimiz hayat bilgisi olsun. Dördüncü saatimiz görsel sanatlar. Beşinci saatimiz matematik olsun. Altıncı saatimiz de beden eğitimi ve oyun olsun. Evet, bu şekilde ekliyoruz. Bir sonraki günün dersi buradan tarihimizi değiştiriyoruz. 6'sı yapıyoruz. Buradan tekrar 9:10'dan başlatıyoruz dersi. İlk dersimiz Türkçe. Evet, ikinci dersimiz de Türkçe. Üçüncü dersimiz hayat bilgisi. İsmini değiştiriyoruz sadece. Dördüncü dersimiz matematik. Dördüncü dersimiz matematik. Beşinci dersimiz rehberlik seçiyorum ve buradan ismini değiştiriyorum. SBS etkinlik yapıyorum. Serbest etkinlik olarak değiştirdim ve son saatim beden eğitimi ve oyun ekliyorum ve şuradan kaydet butonuna basıyorum. Buradan kaydet butonuna bastığım zaman evet, veriler kaydedildi diyor. Ve veriler kaydedildikten sonra tekrar EBA sayfamıza zaten otomatik yönlendiriyor bizi. Kendisi otomatikman EBA sayfamızı açıyor. Evet, bundan sonraki yine canlı ders, harici canlı ders ekle. Yine eklentimize geliyoruz. Yine harici canlı ders oluştur sayfası açıkken ve buradan EBA'ya yükle diyoruz. EBA'ya yükle dediğimiz zaman 18 tane seç ders var diyor. 18 tane ders girmiştik biz. Seç diyoruz ve artık 18 saati otomatikmen kendisi girmeye başlıyor. Biraz uzun sürebilir. Girdiği saat yeşil olarak. Evet, bir saat ekledi. Hemen yeşile döndü. İnternetin hızına göre bu ekleme süresi hızlı ya da daha yavaş olabilir. Evet, ekleme işi bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Bu 18 saatin 3 saatini ekledi. Diğer saatleri de otomatik ekleyecek kendisi bu yöntemiyle. Bir daha göstereceğim sizler için. Şimdi EBA'ya canlı ders kısmına girdikten sonra yine harici canlı ders ekle. Şimdi ben ilk haftanın derslerini ekledim. İkinci haftanın derslerini de eklemek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Yani bir sonraki haftaya aktaracağım ders programını. Evet, yine şuraya tıklıyorum ve ders programına tekrar geliyorum. Eklentiye tıklayıp ders programına tekrar geliyorum. Buradan ismimizi seçiyoruz. Evet.
Evet, burada benim ayın 4'ü, 5'i ve 6'sındaki derslerim var. 3 günlük 18 saat. Ben şuradaki sarı simgeye tıkladığım zaman ne diyor? Tüm tarihleri bir hafta ileri al. Bir hafta ileri al dediğim zaman otomatikmen bakın ayın 4'ü ile başlıyordu. İlk dersimiz 4'ünde başlıyordu. Bakın bir hafta ileri al dediğim zaman evet bir hafta ileri almak istiyor musunuz diyor. Emin misiniz diyor. Evet diyor. Tamam dedik ve ayın 11'inde yani Salı günü 11 Mayıs Salı gününe otomatikmen derslerimizi aktardı. Siz bir haftalık bir program yaptığınız zaman bu süreyi otomatikmen bir hafta olarak aktarabilirsiniz. Yine aynı şekilde bir hafta aktardıktan sonra yine EBA'ya gelip buradan şunu kaydetmiştik. Şunu kaydedelim bir önce. Kaydettik. Ayın 11'ini aktardık derslerimizi. Şimdi tekrardan ne yapıyoruz? Harici canlı ders oluşturur sayfasına geliyoruz ve buradan eklentimize tıklıyoruz. Buradan harici canlı dersler, harici canlı ders ekle kısmından bu sayfa açıkken yapıyoruz arkadaşlar. Ve tekrar EBA'ya yükle diyorum. EBA'ya yüklediğim zaman bakın yine 18 saat istiyor benden. Arkadaşlar eğer eklenmiş bir ders ya da aynı saate gelen bir ders olduğu zaman otomatikmen ekleme yapmıyor. Bunun da bilginiz olsun. Seçtim ben ve 18 saati ayın 11'inden başlayarak ekleme yaparken arkadan geriye doğru yapıyor eklemeyi. Yani cuma günden başlıyor. En son günden başlayarak ekleme yapıyor. Ayın 13'ünden başladı ekleme yapmaya. Evet bakın ayın 13.05.2021'deki 12.30'da başlayan ve 1'de biten dersimizi ilk başta ekledi. Çünkü en son dersi en sonda gözükmesi için bu şekilde bir yöntem izliyor sanırsam. İlk yapılacak dersi en üstte göstermek için. Evet, bu şekilde bütün dersleri eklemesini yapıyor arkadaşlar. Ben kullanıyorum. Çok faydalı buldum. Sizlere de paylaşmak istedim. Kolay gelsin diliyorum. İyi çalışmalar.